Birçok ilde okuma yazma seferberliğini başlattı. Özellikle kız çocuklarımız için. Ama sizlerin de okuma yazmayı öğrenmesi çok önemli. En az 10 kişi bir araya gelip herhangi bir konuda, bu okuma yazma olabilir, dikiş kursu olabilir, nakış kursu, ahşap boyama, hatta dil öğrenme. Evet, çok güzel oldu. Müzik kursuna varıncaya kadar eğer mahallede 10 kişi bir araya gelirseniz, talep ederseniz, yardım temin ederseniz onun gibi, Halk Eğitim size hocaları gönderiyor ve eğitimini veriyor. İçin biliyorsunuz bizim inancımızda da ilim farz. Hangi yaşta olursa olsun öğrenmek, okumak. Biz bu şekilde 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla hem kurslarımızı hem mahallelerimizi hem kadınlarımızı ziyaret ediyoruz. Allah desteklerini istiyoruz inşallah. Ülkemiz için, Bursa'mız için hayırlısı olur diyoruz. İnşallah. Ben her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Sizin bana sormak istedikleriniz varsa Gülders Hanım. Çok güzel. Gülders Hanım'ın kurstan sonra da başka bir kurs isteyeyim ben. Yani şu an o zaman işletmesi müftülüğe ait olur. Getirdiniz maşallah çok güzel. Yani bu projelerin tabii siz takip ederseniz bir anlamı var. Takip edilmezseniz bir anlamı sizler de. Kadınlarımızın okuma yazma seferberliği projesi kapsamındaki kursuna katıldık. Özellikle halk eğitimimizin böyle bir hizmeti var. Bir mahallede en az 10 kişi bir araya geldiği zaman talep halinde yerde belirtildiğinde bir kurs açıyor ve öğreticilerini de veriyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla kızlarımızın okullaşma oranını çok şükür önemli bir oranda artırdık. Ama hala okuma yazma bilmeyen kadınlarımız olması bizi bu konudaki çalışmaları daha da artırmamızın gerektiğini işaret ediyor. Burada da böyle bir hizmetin gerçekleşmiş olması çok güzel. Kadınlarımız böyle bir hizmetten çok mutlu. İnşallah onların sertifikalarını aldığı zaman o törene de katılacağız. İnşallah %100 oranını hem kız çocuklarımızda hem de kadınlarımızın tümünde yakalayacağımıza inanıyorum. Kız çocuklarımızın okula gitmesi ayrımcılık sebebiyle zordu. Özellikle başörtülü kızlarımızın okulların kapısından döndürüldüğünü daha geçtiğimiz günlerde çok net hatırlıyoruz. Hatta 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat'ın etkilerini hala yaşıyoruz. Ama biz istiyoruz ki tüm kadınlarımız eğitim hakkından yararlansın ve bu sayede başı açık, başı örtülü, herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın tüm kadınlarımız eğitim hakkını, seçme hakkını, seçilme hakkını çok şükür elde ettiler. Bundan sonra da bu tür okuma yazma seferberlikleriyle inşallah okuma yazma bilmeyen kadınımızın kalmayacağı inancındayım. Hayır, orada hayır. Çalışmasını yapacaklar bakalım kaç kişi var.